Yani maddeten sizin aciz olmanız, zayıf olmanız, sizin esas gücünüzün, kuvvetinizin kaynağı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Siz aciz ve zayıf olduğunuz için bütün mahlukat, mevcudat o şefkatinden dolayı size bir beşik vaziyetini alıyor. Ninniler söyleyerek sizi etrafında adeta bir beşik vaziyeti alıyor. Çok güzel bir Mehdi o kuvvet olarak sizi kucaklıyor. Abi ac ve zaafı çok kısa bir tanımlasanız mı acaba? Yani iki Bilmeyenler tane olabilir. kuvvet Hazreti Üstad bunlara lemalarda iki tane maden olarak görüyor. İşlettirilmesi gereken maden olarak görüyor. Sonra başka yerde bunların bizim acz ve fakr cenahlarıyla ubudiyet makamına çıkmak için aczı ve fakri bir cenah kanat olarak görüyor. Bizi ubudiyet makamına, kulluk makamına çıkartan iki tane kanat olarak orayı görüyor. Bizi aczımızla, fakrımızla yani iki kanadımızla kulluk, ubudiyet makamına çıkaran Cenab-ı Allah bir de bize şefkat vermiş. O bulunduğumuz makamda, mevkide bütün mahlukat, mevcudatla o şefkati yaşayabilirsek ve tefekkürümüzle de kainattan beslenebilirsek o zaman hakikaten kainat sizin için birer Mehdi kuvvet olarak görüyor. Sizin makinenizi o umum makinenin içerisine entegre ediyor. Ubudiyetinizle yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyle kainatta cari olan sünnetullahın çarklar içerisine sizi sokuyor ve siz kemal afiyetle hedefinize, maksadınıza, Allah'ınıza gidiyorsunuz. Yani iman miftahıyla o yolculuğu, o İslamiyet yolculuğunu çektiğiniz andan itibaren zaten cenneti yaşamaya başlıyorsunuz. Ben çok kısa bir anladığım tarifi yapayım abi. Buyurun. Yanlış anlamış olabilir miyim? İnsanın acizliği ve zayıflığı o kadar net bir şekilde Yüce Mevla'yı gösteriyor ki biz hiçbir ihtiyacımızı kendimiz halledemeyeceğimiz, kendimiz halletmediğimiz ve her şeyimizde her an muhtaciyetimizin büyüklüğü ve onu karşılayan Cenab-ı Allah bize gözüküyor. Acizliğimiz ve zayıflığımız nispetinde. Ama biz o acizliği ve zayıflığı kenara çekip kendi nefsimizi ve enaniyetimizi öne çıkarıp her şeyimizi, her ihtiyacımızı kendimiz hallediyormuş gibi kendimize güvendiğimiz zaman o acz ve zaaf kaybolup o zaman Yüce Mevla ile de irtibatımız, daha doğrusu onun rahmeti ve şefkatini ittiham ve inkar etmiş olursak nasıl bir kopukluk oluşuyor? Yani ben acz ve zaafı tanımlamak babında. Şimdi zaten geliyor bir izah edeyi de bize biraz da mevzu içerisinde biraz daha izah Tamam. edecek.